herhangi bir ülkeyi sorumluluk altına sokan bir anlaşma değil. Orada bir takım beyanlar var, bir takım taahhütler var. Önümüzdeki zaman içerisinde bakalım bu hükümetler, bu devletler bu beyanları, bu taahhütleri nasıl yerine getirirler. Açıkçası memorandumlar müzakerelerin genelde tam istenilen sonuca gitmediği noktada görüşmeler kopmasın diye yapılır. Yani usul budur. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Türkiye'de Dolmabahçe mütabakatı aslında bir memorandumdu. Ve aslında müzakereler o dönem iyi de çok gitmiyordu. Fakat en azından kağıdın üzerine bir 10 madde dökülebildi. Dolayısıyla ve bunun da etkisi aslında o dönem oldu. Aslında hükümet sahip çıksaydı oradan hani başka birçok noktaya olumlu anlamda gidilebilirdi. Fakat sonra o memorandum kadük kalmış oldu. Dolayısıyla şu an bu üç devlet arasında yapılan memorandum tabii ki yani uluslararası kamuoyunda ve Türkiye'de Erdoğan'ın kazandığı küçük bir zafer olarak okunuyor. Erdoğan bunu yoğunlukla iç politika malzemesi olarak kullanacaktır. Ama açıkçası o metnin detaylarına baktığınız zaman öyle çok ekstra yeni bir durum çok söz konusu değil. Bir şekilde Türkiye'nin bu veto kartını NATO'da kullanmaması en azından Finlandiya ve İsveç'in resmi olarak NATO'ya davet edilip müzakerelerin başlaması için veto kartından vazgeçtiler. Ama şu önümüzdeki süreçte, çünkü bu bir süreç, bu müzakereler yapılacak. Sonra 30 tane ülkenin, NATO üyesi ülkenin parlamentolarında bu üyelikler oylanacak, meclise gelecek Türkiye dahil. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Türkiye her fırsatta bu veto kartını kullanma tehdidiyle bu ülkelerden bazı tavizler elde etmeye çalışacak. Yani süreç daha bitmedi. İlk veto kartı kullanmayı şu an sadece ertelemiş görünüyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen işte Türkiye'nin talep ettiği listeler var. Bazı insanların Türkiye iadesi. Ragıp Zarokoğlu mesela. Ben öyle tahmin ediyorum. Vermeyecek, veremeyecek. Çünkü yani iltica statüsü kabul olan birisinin uluslararası hukuk açısından hani Türkiye'ye iade edilmesi mümkün değil mesela. Fakat bu talepler olacak. İsveç diyecek işte mahkeme bırakmadı vesaire. Türkiye protesto edecek gibi. Ya yani önümüzde yani bu memorandumla birlikte maşallah Kürt meselesi artık Finlandiya'nın da İsveç'in de nur topu gibi Kürt meseleleri oldu. Erdoğan bunu da başardı sonunda. Eğer Suriye'deki Kürtlere Batı'nın ve NATO üyelerinin desteği ise söz konusu, Erdoğan'ın en fazla Amerika'ya sonra Fransa'ya kızması, kükremesi gerekirdi. Çünkü onların açıkçası Rojava'ya sunduğu desteğin yanında İsveç ve Finlandiya'nınki gerçekten komik, çok cüzi. Dolayısıyla ilk günden beri pazarlığı Erdoğan Biden'la yapmak istedi. Bu NATO'nun genişleme tartışmalarını bloke ederek. Çünkü büyük bir mesele var. Rusya'nın saldırısı, bütün Doğu Avrupa, Baltık, Nordik ülkelerin hepsinin NATO'ya dahil edilme tartışmaları var. Bu çok büyük küresel bir tartışma. Ve bunun muhatabı tabii ki İsveç ve Finlandiya değil. Herkes bunu biliyor. Fakat Biden çok büyük ustalıkla bu bizim meselemiz değil. Bu İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin kendi arasında çözmesi gereken bir mesele diyerek bir defa o kapıları kapattı. Erdoğan dolaylı olarak görüşmek istedi. Biden ancak dolaylı görüştü. Çağırdı İsveç, Finlandiya devlet başkanlarını orada görüştü. Erdoğan'la telefonla görüştü. Bir defa görüştü. Ama bunu bir Amerika-Türkiye pazarlığına çevirmek istemedi. Çevirse çünkü Erdoğan orada aslında YPG, PYD'ye dair, Suriye Demokratik Güçlerine dair orada taviz almaya çalışacak. Ama bu tavizi alması mümkün değil. Yani Amerika diplomasisi açısından aslında işi gayet ucuza kapattılar. Kağıt üzerine 3-5 tane taahhüt kaldı ama Erdoğan istenilen noktaya geldi. Artı biliyorsunuz bu F-16'ların modernizasyonu için. Şimdi Türkiye 80 F-16'sı var. Bunları modernize etmek istiyor. Artı 40 tane de almak istiyor F-35 programından çıktığı için. Şu an için yeni F-16'ların Türkiye verilmesi tartışması yok. Biden ona girmedi. Ama Türkiye'nin elinde olan F-16'ların modernize edilmesi ve argüman da şu, aslında NATO içerisinde bir tartışmadır. Ya Türkiye zaten NATO üyesi. Türkiye'nin bu ekipmanını biz modernize etmezsek bu NATO'yu da güçsüz kılan bir şey.
Dolayısıyla bir NATO gücü olarak Türkiye bunu yapmamız lazım. Ama diğer taraftan kongrenin uyguladığı katsa yaptırılmaları söz konusu. Tabii tabii 5-6 aydır çok agresif bir şekilde kongre düzeyinde diplomasi uygulayan bir hükümet söz konusu. Sürekli heyetler çıkarıyorlar ve kongreyi ikna etmeye çalışıyorlar. Biden sözü verdi. Ben gittiğim zaman zaten daha önce mektup yazmıştı yönetim kongreye. Yani Türkiye'nin bu talebini, F-16'ların modernizasyonu gündemimize alalım. Bu konuda destek istemişti. Tabii bu Finlandiya, İsveç bu veto kartı tartışmaları olunca kongrede büyük bir tepki de oldu açıkçası. Hele hele Rojava'ya yönelik saldırı tartışması olduğu zaman yeni bir işgal girişimi yanlış hatırlamıyorsam 15 Temmuz'daydı. Ben de Washington'daydım. Küçük bir seyahat yapmıştım oraya. 15 Temmuz'da hem Kongre'nin Temsilciler Meclisi hem Senatosu'nun dış ilişkiler sorumluları, komisyon başkanları, komite başkanları ve ranking member yani cumhuriyetçilerin de diğer muhalefet partisinin de bir numaralı isimlerinin imzasıyla bir açıklama yaptılar. Yani kesinlikle Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir saldırısını kabul etmeyeceklerine dair. 15 Haziran'da. 15 Haziran'da o tartışmaların yoğun olduğu, girdik gireceğiz tartışmaların olduğu dönemde. Şimdi böyle bir yerden baktığınız zaman Erdoğan'ın elinde somut kazanım nedir? Somut kazanım işte NATO'ya meydan okudu, istediklerini kısmen aldı en azından kağıt üzerinde. Bunu zaten iç politikada bütün dünya Erdoğan'dan konuşuyor, Erdoğan hakkında konuşuyor. Bir de egosunu da sevdiler. Egosu güçlü olan birisi. Biden bir saat ayırdı diğer devlet başkanları vesaire falan. Muhtemelen Erdoğan'ın bu zaafını da bildikleri için hani kale alınmadığı zaman çok sinirleniyor. Biraz kale aldılar, biraz egosunu da okşadılar. İç politikada kullanabileceği bir kağıt da verdiler. Fakat somut olarak baktığınız zaman orada ne var? İsveç ve Finlandiya PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini hani teyit ederler demiş. Zaten Avrupa Birliği ülkeleri olarak sürekli Avrupa Birliği'nin terör listesine diyorlardı. Bu yeni bir durum söz konusu değil. Ama kağıt üzerine konunca Erdoğan'ın kullanabileceği bir şey oluyor. İkincisi, biz bundan sonra YPG'ye ve PYD'ye destek sunmayacağız demişler. Ama YPG ve PYD'yi terör örgütü olarak da görmüyorlar. Aslında alt metin bu. Zaten Türkiye bunu zorlamış. Biz ver, bu şu demektir. Yani oradaki sivil yapılara, yardım kuruluşlarına bin bir türlü hani meclisler var orada, otonom yönetim var, Suriye Demokratik Güçleri var. Yani bunlar üzerinden isterlerse yapabilirler. Belki hani çok bilinen işte İlham Ahmet gibi bazı isimleri belki İsveç'e açıktan çağırmazlar. Belki bu olabilir. Onun dışında iade meselesi söz konusu. Şimdi iade meselesine de baktığınız zaman orada biz iade edeceğiz demiyor. Diyor ki biz bu süreci, siz başvuru yapmışsınız, süreci hızlandırmak için hani takipçisi olacağız bunun ama nihayetinde buna karar verecek olan yargıdır. Türkiye'de olmayanın aksine orada gerçekten güçler ayrılığı var. Yani hükümet mahkemeye bunu iade et diyemez. Ancak şunu diyebilir, biz Türkiye bizi bundan bu istemiş, bu hukuki süreçler bitsin, mahkeme bir karar versin. Ama mahkemelerin orada direkt hükümetin direktifiyle iş yapmaları o çok olası değil. Açık söyleyeyim, iki kişi Ragıp Zaroğlu'nu Türkiye'ye iade etmeye çalışsın, misal hükümet falan. Hükümet düşer İsveç'te. Yani bunun yansımaları çok büyük olur. Bu o kadar kolay bir mesele değil. Şu an için zaman kazandılar. Sorunları biraz ötelediler. Madrid zirvesinden önce veto kararını kaldırdılar ve bir davetiye gitti. Önümüzdeki dönemde böyle birbirlerini getir götür yapacaklar. Ama nihayetinde İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olacaklar. Erdoğan'ın istediği ufak tefek kırıntılar değil. İsveç'ten bunu alayım, işte Finlandiya bana 5 kişiyi versin değil. Erdoğan Batı'yla şunun pazarlığını yapıyor. Beni iktidarda tutun pazarlığı yapıyor. Değil yani o konuda Erdoğan'ın biraz o yalıtılmışlığı kırdığını görüyoruz. Ukrayna Savaşı'ndan sonra onunla birlikte Türkiye'nin artan bir önemi var. Karadeniz çok önemli bir alan olmaya başladı. Bu tahıl krizi gerçekten Afrika'da çok büyük bir açlık krizine yol açabilir. Öyle görünüyor. Dolayısıyla hem güvenlik alanında hem de bu o tahılın transferi açısından Türkiye olmadan bunu çok yapabilmek mümkün değil. Hala bir NATO gücü ama bir şekilde Türkiye'yi de değerlendirmek isteyen bir Batı söz konusu. Yani bu Erdoğan'ın değil, Türkiye'nin bu yeni jeopolitikteki gücü artmış durumda. Bu böyle. Şimdi Batı Erdoğan'a diyor ki ya da ülkeyi yönetenlere diyor ki
bir bütün olarak Karadeniz, Doğu Avrupa, İskandinavya'ya kadar buraları biz NATO olarak yeniden yapılandırırken aslında Türkiye'ye bir rol biçiyor. Fakat Erdoğan'ın perspektifi o kadar dar, o kadar küçük ki onlar bile şaşkınlığa düşmüşler. Yani müsaade edin iki tane gidip Kürt döveceğim Suriye'de. Bir politikası bu. Yani diyorlar ki gel birlikte dünyayı dizayn edelim Türkiye'ye aslında. Ama yok ben Kürt döveceğim diyor. Tel Rifat'a gireceğim orada biraz Kürtlere saldıracağım. Birincisi bu. İkincisi herhangi bir stratejik vizyonu kalmadığı için Erdoğan'ın ülkeye dair, Türkiye'ye dair. 2023 seçimlerinde belki 2022'de yapılacak olan seçimlerde iktidarda nasıl kalabilirimin taktik manevralarını şu an yapmaya çalışıyor. Yoksa Erdoğan yani hiçbir şeyini, hiçbir talebini böylesi bir zamanda bu kadar zayıflatmışken kabul ettiremeyeceğini gayet iyi biliyor. Seçime kadar bakacaklar. Yani Erdoğan'ın sürekli olarak bu tehditlerini biraz göğüste çekiyorlar, sineye çekiyorlar bir şekilde. Fakat açıkçası çok da güvenilebilir bir partner olmadığını düşünüyorlar. Ancak taviz verebilen de birisi. Her ne kadar kesip böyle asıp kesiyor görünse de NATO önüne bazı şeyleri koyduğu zaman, Batı bazı şeyleri koyduğu zaman pekala Erdoğan'a geri adım da attırtabiliyor. İsveç'te çok ciddi yani şu an hükümet güven oyu alamayabilir, hükümet düşebilir. Yani onu söylüyorum. Bakın Kürt meselesi öyle bir mesele olmuş ki ve bunu Erdoğan yapıyor. Yani bu Kürt düşmanları var ya, Kürt meselesini küresel hale getiriyorlar. Yani onun için az önce dedim ki İsveç'in şu an nur topu gibi Kürt meselesi var. Çünkü bu Kürt meselesi yüzünden İsveç hükümeti düşebilir. Daha önce Rojava yüzünden Amerika'nın savunma bakanı istifa etmişti hatırlıyorsunuz. Yani mesele sürekli büyüyor. Dolayısıyla İsveç'te tabii muhalefetin ciddi tepkisi var, basından tepkiler var. Bunu kendine yediremeyenler var. Sosyal demokratlar cevap üretemiyorlar. Yani ciddi bir karmaşa söz konusu. Biz de söylemlerimizi hem hükümete iletiyoruz hem oradaki siyasi partiler arıyorlar zaten fikir soruyorlar. Nedir siz ne düşünüyorsunuz? Kürtler de doğrusu biraz orada korkmuş durumda. Acaba İsveç bizi bir teslim edecek mi? Tırnak içinde söylüyorum Kürtler bir daha mı satışa getirildi? Bir daha mı pazarlandı kendi dar çıkarları için? Çok haklı olarak bunları da ifade ediyorlar. Ya, pratikte takip etmek lazım. Yani şu kağıt üzerinde olan bu irade beyanının pratikte ne olacağına bakmak lazım. Açıkçası bizim İsveç'e söylediğimiz yani şu an 40 yıldır zaten NATO'nun desteğiyle Kürtlere karşı savaşan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Şimdi bu NATO gücünü arkasında almış Amerika'nın, İngiltere'nin, bütün dünya güçlerinin arkasını desteğini arkasına alarak bu savaşı yürüten Türkiye'nin bu faşizan çığlıklarına İsveç ve Finlandiya katılsa ne olur, katılmasa ne olur? Yani her halükarda Kürtler kendi mücadelelerini devam ettirirler. O konuda bir sıkıntı yok. Biz burada HDP olarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Asıl düşünmesi gerekenler İsveç ve Finlandiya halkı ve siyasetçileri. Yani Erdoğan açıkça şunu talep ediyor. Yargıyı uluslararası hukuku bir köşeye bırakın. Benim de dar pazarlıklara girin. Şu an yapılacak her tartışma bundan sonra bu memorandumun içerisindeki tartışma, her tartışma ülke içerisinde ciddi tartışmalara, basında, medyada, her tarafta, siyasette, mecliste tartışmalara gebe artık. Yani böyle zaten içten çürütme böyle bir şeydir. Resmen diyor ki hukuk kurumlarınızın üstüne çıkın. Çıkabilecekler mi? Benim kanaatim çıkamayacakları yönünde. Ve artık İsveç'te kurumlar artık bir müddet birbirlerine Kürt meselesi yüzünden girecekler. Ve bu da ilginç bir şekilde orada Kürtlerin hem taleplerinin, haklı taleplerinin daha görünür olmasının da zeminini olabilir. Öyle de düşünmek lazım. Yani bu tür süreçlerin paradoksal sonuçları olur. Mesela şu an hiçbir dönemde olmadığı kadar İsveç basını, Finlandiya basını bize mikrofon tutmuş durumda. Geçen gün Avrupa Konseyi'ndeyim, bir toplantıdayım. Başkanlık komitesine eşlik ettim. Finlandiyalı bir parlamenter elinde bir tane gazeteyi de almış getirdi bana verdi. Bir baktım ki Finlandiya'nın en büyük gazetesinin manşetinde benim kocaman fotoğrafım yarım sayfa. Yani daha önce böyle bir imkanımız yoktu. Şu an bize mikrofon uzatıyorlar ne düşünüyorsunuz diye. Hiçbir dönemde olmadığı kadar Finlandiya ve İsveç halkı Kürtler hakkında bilgileniyor. Ve bizim de hem oradaki insanlarla birlikte bizim de tam da bu durumu mesajımızı iletmek için bir fırsat olarak değerlendirmemiz lazım. Ben öyle
Bir bakalım. Yani bu ikili mekanizma kuracaklar. Çoğu zaman 2-3 defa toplandıktan sonra dağılan mekanizmalar bunlar. Bunlarda çok bir şey yok. Erdoğan biraz o ülkeler Erdoğan'ın gazını aldılar. O da biraz iç politika malzemesi olarak bunu kullanacak. Rusya bu durumdan tabii ki hoşnut değil ama Rusya ilk günden beri Türkiye'nin de çıkıp NATO'yu veto edebileceğini düşünmedi. Yani Türkiye bir NATO üyesi. Bunu yaparsa gerçekten Türkiye'ye çok korkunç bedel ödetirler. Hele hele seçimlerden önce Erdoğan'ın bunu yapabilecek durumu var mıydı? Aslında İsveç ve Finlandiya pekala yani bu kadar geri adım atmadan da pekala Erdoğan'ı bir noktaya çekebilirlerdi. Açıkçası Erdoğan blöf yaptı, onlar da yedi. Yoksa Erdoğan'ın çıkıp bunun karşısına duracak takati, gücü falan yoktu. NATO'yu bloke edecek insan olarak bir de seçim ağzı 5 kuruş para yok, sıkışmış durumda. Yani bu çok olası değildi ama bir şekilde ya bir orta yolu bulalım. Erdoğan da küçük de olsa kağıt üzerine ona bir şey verelim. Böyle biraz bununla meşgul olsun. Ama burada önemli olan NATO üyeliği için bu iki ülkeye resmi olarak mesaj gitti. Erdoğan'ın eline de 2 sayfalık bir memorandum verdiler. Muhtemelen 1-2 yılda Erdoğan efendim orada şöyle dedik de burada böyle dedik de bir sürü şey diyecekler. Ama metinde çok fazla muğlak ve yoruma açık alanlar söz konusu. Yani herkesin kaçabileceği alanlar bolca mevcut. Her geçen gün Kürt meselesini siyaseten, konuşabilme kapasitesini yitiren Erdoğan bu meseleyi çok daha fazla militarize edecek şekilde Kürt meselesini. Artık Kürt meselesiyle iyice de bakın başa da çıkamıyor. Güneyde sürdürdükleri operasyon tıkanmış durumda biliyorsunuz. Orada bir devam eden bir şey var, bir sınır ötesi harekat var. Suriye'de de işin doğrusu tıkanmış durumda. Yani bu meseleleri, esasında siyasi olan bu meseleleri, siyaseten ele alma, çözme kapasitesini tamamen bitirdiği için bu meseleyi daha fazla militarize edecek şekilde NATO'ya tekrar taşımaya çalışıyor. Ve Erdoğan bu meseleyi her uluslararası platformlarda bir resleşme unsuru olarak taşıdığı zaman bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek Kürt meselesinin hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli bir küresel ajandaya sahip olmasını beraberinde getiriyor. Yani şu 30 tane NATO lideri oturuyorlar, konuştukları Suriye, Rojava, Kürtler vesaire. Yani bir parça aklı olsa, tabii diyorum ya stratejik akıl kalırsa, Kürt meselesini çözmek isterse, gidip işte Madrid'de, Helsinki'de, Stockholm'da, o sokaklarda, o koridorlarda değil, burada bu meselenin çözümü için bir yol bakardı aslında. Her geçen gün bundan koptuğu için hükümet. Şu an geldiği noktada kendisini tekrar hani böyle uluslararası güçlerin aslında hani desteğini bir daha toparlayıp tekrar Kürtlere saldırmak için bir zemin yoklamaya çalışacak. Bir konu daha vardı, bu silah ambargosunun kaldırılması. Evet. Ya silah ambargosunun zaten fiiliyatta şöyle çok fazla bir karşılığı yoktu açıkçası. Zaten Finlandiya ve İsveç'in Türkiye doğru düzgün sattığı çok fazla bir silah yok. Daha çok İngiltere satıyor, bunu Kanada satıyor, işte Amerika satıyor, Fransa satıyor. Belli güçler var orada yani tapta olan, en tepede olanlar var. Kısmi bir şeydi, bu ambargoydu. 2019 yılında Serekani Grespi'ye saldırı olunca bunu yapmışlardı. Fakat sembolik de olsa bunun kaldırılması bu tür... Çünkü Türkiye şunu diyor, ben NATO üyesiyim. Ben bütçemin %2'sini savunma giderlerine harcamak zorundayım. Silah almak zorundayım. Bana silah da satmıyorsunuz. Ortada böyle tuhaf da bir durum var. Bunu çokça işlediler. Dolayısıyla ama nereden bakarsanız bakın ambargoların kaldırılması sembolik de olsa Türkiye'nin Kürt meselesine militarist yaklaşımına bir tık da olsa destektir en nihayetinde. Çünkü onun için onu koymuşlardı. O anlamda da hani sembolik bir kazanımı söz konusudur. Fakat total olarak baktığınız zaman bu duruma gerçekten Erdoğan'ın işte 2 sayfa kağıt alıp seçim meydanlarında NATO'yu dize getirdik diye kullanmanın dışında çok fazla böyle pratik bir şeyi yok, bir getirisi yok. İsveç'teki Kürtler kaygı seviyeleri artmış durumda, bizimle de diyalog halindeler. Ama biz de boş durmayacağız bütün bu süreç içerisinde. İsveç'teki, Finlandiya'daki hem siyasetçiler hem demokratik kurumlar hem medya hem de oradaki halkımızla birlikte hem bu sürecin, bu memorandumun nasıl uygulamaya konulduğunu çok yakından takipçisi de olacağız.